Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bilgisayarınızda nasıl çift monitör kullanırsınız bundan bahsedeceğiz. Biraz yakınlaşırsam oradan görünüyor mu bilmiyorum ama şu an bakın aynı monitörü çoğalttı. İki monitörde de aynı görüntü var gördüğünüz gibi arkadaşımızın bilgisayarında. Salladığımız zaman diğer tarafta bu şekilde sallanıyor. Biz monitörümüzü aldık, bağlantıları göstereceğim. Nasıl kullanıldığı, hani yapmak istediğimiz işlemi önce gösteriyorum size. Biz çift monitör kullanmak istiyoruz. Şurada bakın bir araç var. İsterseniz buradan bakın, isterseniz buradan bakın. Yakınlaş istersen. Hemen şurada bir araç var. Buna tıklıyorsunuz. Bakın şu konuşma aracı. Buna tıkladığınız anda burada daralt vardır. Daraltalım. Size böyle görünebilir. Burada genişlete tıklayacaksınız. Genişlete tıkladıktan sonra biraz daha yakınlaşırsak görünüyor mu bilmiyorum. Yansıt diye bir seçenek var. Bakın köşede. Yansıta tıklarsanız bakın burada yansıtma modları var. Sadece bir ekran derseniz sadece laptop ekranı olur şu an. Yinele derseniz aynı ekran diğer tarafta da görünür. Şimdi yinlere dedik aynı ekrana. Bakın şu an uzaklaş. İki ekranda da aynı görüntü var. Sadece bir bilgisayar dersen, laptop dersen buradaki gider. Görünüyor mu diğer? Diğeri gitti bakın. Yinlere dersen aynı görüntü tekrar eder. İki tarafta da aynı görüntü olur. Uzat diye bir seçenek var. Uzat dersek bakın iki ekranda farklı oldu. Şu an buraya geçirebiliyorum. Ben buradan niye geçiremiyorum? Bakın mouse buradan geçmiyor. Çünkü onun modu var. Ayarlayacağız onu da birazdan. Onun da nasıl ayarlandığını göstereceğim. Bu taraftan geçiyor. Yani ekranın bu tarafta olması gerekiyor. Mantıkken görünüyor mu bilmiyorum. Biraz daha zaten alırsan daha iyi olur. Geçiş bu taraftan. Bir de sadece bu monitöre verebiliyoruz. Laptop ekranını komple kapatabiliyoruz. O da şuradan yine yansıt seçeneğine tıklıyoruz. Yansıt seçeneğinde sadece ikinci ekrana tıklıyoruz. Bakın sadece ikinci ekranda değil ama laptopta olan görüntü gitti. Kapak kapatılınca Uyku modunu alma seçeneğine deaktive ederseniz laptopunuzun kapağını kapatıp kullanabilirsiniz. Yani kapak kapatıldığında yapılacak şeyler diye bir seçenek var. Kapak kapatıldığında uyku moduna geçme dersiniz. Kapağı kapatıp sadece bu ekranda kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bunu nasıl yaptığımıza. Ben uzak modunu alayım. Uzak modunda bağlantıları göstereceğim birazdan da. Biz buradan geçiyoruz ya yan tarafa bakın. Mouse'u buradan soktuğunuz zaman gitmiyor. Veya şuradan. Bunu nasıl düzeltiyoruz? Ekrana geliyoruz. Masa üstüne yakınlaşalım. Görüntü ayarları diye bir seçenek var. Sağ tıklıyoruz. Sağ klik yapıyoruz. Görüntü ayarları diyoruz. Görüntü ayarlarında bakın birinci ekranımız yani şu an laptop ekranı. İkinci ekranımız ise harici monitörümüz. İkinci ekranın üstünden tutup sürükle bırak yapıyoruz şuraya. Bakın ikinci ekranı bıraktık. Bunu da buraya atabiliriz. Şu açıları bile ayarlıyoruz. Mesela birinci ekranımız laptoptu ya. Laptopu sola, sağa alacağız. Çünkü bakın uzaklaş. Laptop sağ tarafta. Monitörümüz ise sol tarafta. Biz ne yapacağız? Bunu sağ tarafta bırakacağız. Bir numaralı. Daha sonra burada uygula diyeceğiz. Bakın şu an gördüğünüz gibi monitörümüz ne tarafta? Solda. Geçiş yapabiliyoruz. Daha demin tam tersiydi. Bunu buraya alırsak eğer uygula dersek artık bakın geçiş yapamayacağız bu tarafa. Şuradan geçiş yapabileceğiz. Bir de burada da şunu yapabiliriz. Ben eski yerinden alayım monitörü buraya uygula. Monitörü bakın biraz aşağıda. Monitörü şöyle aşağı alabiliyorsunuz şuradan. Bakın şu ayarı yapabiliyorsunuz. Biraz daha yakınlaşırsak. Monitör şu an biraz daha aşağıda oldu. Şu açıyı da verebiliyorsunuz. Hani şuradaki kod farkı var ya. Şu kod farkını da verebilirsiniz buradan. Yine uygula diyorum. Bakın şimdi buradan geçmeye çalıştığımda geçmeyecek. Kod farkı verdim. Bak tam şuradan geçti gördünüz mü? Tam buradan geçiyor muaz. Yani alttan geçmiyor. Kod farkını da buradan verebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu birinci ekran yapmak istiyorsam yapacağım şey de şu. İkinci monitörü tıklıyoruz. Monitörümüz bizim ikinci ekranımızda. Bunu gelip buradan ölçeklendirebiliriz. Yüzü ayarını yapabiliriz. Yatay dikey konumlandırabiliriz. Yani monitörümüz bazı hani coder'lar var. Buraya dik monitör koyuyor. Adam kod yazdığı için tüm kod satırlarını görmek istiyor yan yana. Monitörü dik kullanmak isteyebilir bazı deliler, özellikle monitörleri ters çeviren, yan çevirebilen monitörler üretiyor. Bunu kullanabilirsiniz. Birinci ekran olarak diğer monitörü alabilirsiniz mesela. Onu da yapabiliyorsunuz. Bunu burada ekranı genişle, yalnızca bir üzerinde göster gibi seçeneklerimiz var. Bunu ana ekran yap. Bakın bunu ana ekran yaptım ikiye. Buna tıkladığım an bakın tüm simgelerim buraya geldi. Bu benim ikinci ekranım olmuş oldu. Ana ekranım artık harici monitör. Ama siz gidip monitörün şuradan HDMI kablosunu çekerseniz şu aradan bakın ana ekran tekrardan bu olacak. Şimdi bunları nasıl yaptık? Bunu anlatalım. Herhangi bir iki mouse kullanmanıza gerek yok. İki bilgisayar gibi görünebilir ama tek bilgisayar. Sadece görüntüyü genişletiyorsunuz.
Bilgisayarınızın desteklediği kadar monitör takabilirsiniz. 2 monitör, 3 monitör aynı anda kullananlar var. Bu sizin ekran kartınızın özellikleriyle ilgili. Bu oyun bilgisayarı muhtemelen bu 2 tane daha önce de destekliyordur. Ki burada mini display portu da var. Bakın bu mini display portudur. Bu da HDMI portu. Şimdi gelelim monitörün nasıl bağlantı yaptığımıza. Öncelikle bir tane monitör almanız gerekiyor bu işlemleri yapmak için. Şöyle Asus monitörü alabilirsiniz. Bakın bunda çift HDMI var. Bir tane VGA var. Bizim burada kullandığımız monitör de bir DVI portu, bir VGA portu, bir de HDMI portu. Bakın ben hem HDMI kablosunu bağladım çünkü bu bizim test monitörümüz. HDMI kablomuz bağlı. Burada bir adet VGA kablomuz bağlı. Biz bu monitörde artık bağlayacağımız bu monitör sadece monitör, başka hiçbir amacı yok. Bunu başka bir şey için de kullanabilirsiniz. Biz bunu laptopa bağlayarak ekranı çoğaltmak için amaçlı kullanıyoruz. Bu monitörü biz bilgisayarımıza bağlamak için bilgisayarımıza giriyoruz. Hangi portlar var? Burada herhangi bir ekran kartıyla ilgili bir port yok. Arkada mini display ve HDMI portu var. Burada ise yine VGA portu yok. Benim elimde hem VGA kablosu vardı monitörün, hem DVI, hem de HDMI kablosu vardı. VGA kablosu dediğimiz kablo bu. Bakın, laptopta bu port olmadığı için bunu boşta bırakacağım, bunu kullanmayacağım. Almıştım bu kablo, benim elimde vardı. HDMI portu vardı laptopumuzda sadece. Bunu geliyoruz, laptopumuzun arka kısmındaki porta takıyoruz. Buradaki HDMI portuna taktık kablomuzu. Yaptığımız işlem sadece ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hani birden fazla monitör kullanmak istiyorsanız, bir bilgisayarda birden fazla monitör kullanmak istiyorsanız geleceksiniz, monitör alacaksınız bir tane. Monitörü güç kablosuna bağlayacaksınız, gücüne. Daha sonra bir HDMI kablosuyla laptopa bağlayacaksınız veya masaüstü bilgisayarınıza. Bu şekilde görüntü alacaksınız. Birden fazla ekran bu şekilde kullanılır. Hani mouse'da gördüğünüz gibi geçirebiliyorsunuz. Siz sadece ekranı büyüttünüz. Nasıl atıyorum laptopta 13 inç var, 14 inç var, 17 inç var. Ekranın genişlemesi gibi bir şey. Burada bunun modları var tabi. İsteyen burada yansıt kısmına gelir. Yansıta geliyoruz bakın şuradan. Az önce göstermiştim. Şuna tıklıyoruz. Bakın şu işarete. Konuşma işaretine. Bildirim işareti diye geçiyor bu. Bildirim kısmına tıklıyoruz. Araç çubuğumuzdaki. Burada yansıt denilen bir mod var. Yansıta tıklıyoruz. Burada modlarımız var. Sadece bir bilgisayar olarak kullanabilirsiniz. Sadece bilgisayar ekranı. Ana bilgisayar ekranını temsil eder. Yinele deyip iki ekranda da aynı görüntü olmasını sağlayabilirsiniz. Uzat diyerek şu an bizim kullandığımız mod. Yani iki işi aynı anda yapmak için genellikle kullanılır. Atıyorum ben burada bunu çalışırken, eccentric press'i çalışırken makine mühendisliği ST diye atıyorum burada farklı bir sayfaya girmişim. Şu sayfada bunu sürüklersem aynı anda iki işlemi yapabilirim. Tek mouse kullanıyorsunuz yine. Klavye mouse aynı bilgisayarda. Hani burada sizi şaşırtmasın. Farklı bilgisayarda değil bu. Sadece ekran çoğaltıcı. Görüntüyü genişletiyorsunuz ve sizin günlük hayatınızdaki işleminizi yapmanızı kolaylaştırıyor. Bu bir nevi sizin işleminizi yaparken performansınızı arttırmaya yarayabilir. Atıyorum burada AutoCAD eğitim setini açarsınız. Video eğitim setinizi. AutoCAD bu ana ekranda. Gelirsiniz kendi bilgisayar ekranınızda da AutoCAD programını açarsınız. Eğitimleri izlerken aynı anda burada uygulayabilirsiniz. Ya da bir tarafta maillerinizi okurken diğer tarafta Excel'deki işleminizi yapabilirsiniz. Veya iki Excel'i yan yana koyup karşılaştırma işlemlerini yapabilirsiniz. Zaten Windows'un şu modu var. Bunu da kullanabilirsiniz aslında. Mesela bunu buraya yapıştırdığım zaman burada yan yana ikisini kullanabiliyorsunuz. Fakat burada görüntü büyüyor. Bunun böyle bir artısı var. Ana ekranı istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Bakın şu an benim ana ekranım 2 numara. Yakınlaş istersen. Bakın 2 numaranın üstüne tıkladığım zaman altta bunu ana ekran yap tiki işaretlenmiş. 1'e tıkladığım zaman ise bunu ana ekran, tekrardan bire dönelim. 1 numara ekranıma ana ekran yapıyorum. Hepsini alt alayım bakın. Benim buradaki kısa yollarım bu ekrana geldi. Daha sonra burada neler yapabiliyoruz? Yine ekran döndürme yapabiliyoruz. Mesela ben bunu ters çevirebilirim. Geleyim ana ekrana. İkinci ekranın üstüne tıklayayım. Ve bunu diyeyim ki yatay değil de dikey konuma alayım. Bakın. Şu an ne oldu? Dik konumda oldu bu ekran. Değişikleri geri alıyorum. Şuradan gelip dikey yatay döndürülmüş dersek eğer değişiklikleri koru diyeyim. Bakın burada ters oldu ekran, şu an ters döndü. Mouse'u bile kullanamıyorum. Kullanıyorum. Tekrardan diğer ekranıma geçiş yapacağım.
biraz sizi zorlayacak böyle ayarlar. İşte bunun da böyle bir geldi masum. Tekrardan eski haline gönderelim. Yatay diyelim, düzeltelim. Değişiklikleri koru. Ters dönebilen monitörler var, ayarlı. Eğer siz bunu oyun değil de kod yazmak için kullanabiliyorsunuz. Monitörün ayarı var. Şöyle dik koyuyorsunuz. Kodlarınız bu şekilde dik. Kod tüm kod satırlarını görebileceğiniz şekilde görünüyor. Derli var genelde. Onların fiyatları pahalı. Biraz daha. Veya yukarı aşağı oynayan istediğiniz konuma getirebiliyorsunuz. Bu şekilde çift ekran kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek işlem aldığınız monitörü güce bağlamak ve bilgisayarınızda, yani ana bilgisayarınızda olan kasa veya laptopunuzda olan porta bakmak. Bunda sadece HDMI vardı. Bakın monitörümüz hem DVI, hem DVI, hem VGA, hem de HDMI destekliyor. Şu birinci portumuz sol baştan birincisi HDMI portu, DVI portu ve VGA portu. Siz genellikle HDMI olan monitör almayı tercih edin. Çünkü HDMI piyasada yaygın. Bakın az önce de gördüğünüz Casper'ın Excalibur laptopu var. Mini display portuyla üzerine ne geldi? Sadece HDMI, VGA veya DVI portu yok. Laptopunuzda hangi port varsa monitörünü ona göre seçin. Neredeyse tüm laptoplarda HDMI portu var. Eğer elinizde bir bilgisayar monitör var. Bakın burada ne var? VGA portu var. Laptopta yok. Ne yapacaksınız? Dönüştürücü kullanacaksınız. VGA'dan HDMI dönüştürücü kullanarak elinizdeki laptopu da kullanabilirsiniz. Ekstradan para verip laptop almanıza gerek kalmaz. Yani çift monitör olayı da bu şekilde arkadaşlar. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.